Evet arkadaşlar, bugün de yeşil zeytinlerimizi toplayacağım. Toplamaya başladım daha doğrusu. Görüyorsunuz. Aa, yaralıymış bu. Şöyle irilerinden güzellerinden toplamaya çalışıyorum. Neden böyle birden böcekleniyor anlamıyorum. O ilaçsız olduğu için mi acaba, bu zeytinler doğal kendi halinde yetiştiği için mi böyle oluyor bilemiyorum. Çok güzel büyüyorlar bakın gördüğünüz gibi, ama birden böceklenebiliyorlar. Salkım salkım olmuş. Şimdi bunları güzelce toplayacağım ben. Tekrar görüşmek üzere diyorum sizlere. Evet arkadaşlar, zeytinimi topladım. Şimdi bunu eve çıkaracağım. İçinde çürük, çarı, işte kötüsü varsa temizleyeceğim. Ondan sonra kırma işlemine başlayacağız. Arkadaşlar, şimdi yemeğimi fırına vereceğim. Akşam için. Bismillahirrahmanirrahim. Dereceyi ayarlıyorum. Evet, yemeğim bu şekilde pişecek. Evet arkadaşlar, yemeğimiz pişti. Gördüğünüz gibi patatesler közlenmiş gibi olmuş. Gayet güzel olmuş. Dumanı tütüyor üstünde. Arkadaşlar, bugün ikinci günümüz siyah zeytinde. Gördüğünüz gibi böyle sulandı. Bunu ben sallamaya devam ediyorum. Günde bir iki sefer sallamaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi buradan eksilmeye başladı bile. Bunu kenara alıyoruz. Şu an yeşil zeytin için işlem yapacağım. Şu şekilde size göstermek istiyorum. Buna kırma da diyorlar, çıtlatma da diyorlar. Şöyle ağzından hafifçe kesip, bakın bu yeterli. Yani hem uzun vadeli, uzun ömürlü olması için zeytinde bu yeterli. Bunu bu şekilde kırıyorum ve suyuma atıyorum. Yalnız işte çizmek gerekiyor. Hafif bir şekilde, çok fazla olmadan. Sıçramasın diyerek de altına böyle tepsimi koydum. Biraz tabi uğraştıracak ama çok fazla, diğerindeki gibi, ördek ağzı gibi fazla kırmıyorum. Yani bunu direkt kırdığımız zaman mesela şu kadar bir açılma oluyor. Bunu istemiyoruz. Daha uzun ömürlü olsun diyerekten bu şekilde kestiğimiz zaman hafif bir vurmak yeterli. Buna çıtlatma deniyor. Ben de yeni öğreniyorum sizler gibi. Öğrendiğimi de uygulamaya çalışıyorum. Diğer kanallardan da bayağı bir izledim. Nasıl yapıldığına dair sizlere düzgün bir bilgi vermek için. En mantıklısı bu şekilde. Ha, uzun ömürlü olmasını istediğiniz zaman direkt
çizebiliyorsunuz zeytini. Çizik zeytin deniyor ona da. Ama ben bu şekilde güzel oluyor diye düşünüyorum. Çünkü geçen sene de bu şekilde yaptım. Yeterli. Şöyle de yapabiliriz. Biraz ağızlarını çizip sonra kırabiliriz. Daha hızlı şekilde ilerlesin diyerekten. Şimdi ben bunları bu şekilde yapıp suyuma atacağım. Çünkü suda beklemesi gerekiyor. Yoksa kararma yapıyor. Daha sonra bidonuma alacağım. Evet arkadaşlar. Aşamalar ilerledikçe göstereceğim size. Evet arkadaşlar. Yeşil zeytinimi doldurdum. Bugün 3. günü. Nasıl bidonun şişmiş gazla dolmuş görüyorsunuz. 3. gün bu suyu boşaltacağım şimdi ben. Tut kızım şöyle. Tabii biraz dikkatli açmak gerekiyor bunu çünkü gazla dolduğu için patlayabilir. Allah korusun. Şöyle mi tutsam acaba? Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş yavaş gazını aldırarak taşacak. Yavaş yavaş gazını aldırarak boşaltacağım suyunu. Evet. İçini çeksen anne. Gördüğünüz gibi nasıl kaynıyor. Evet, şu an suyunu boşaltacağım. Haydi bismillah. Şöyle fark ettim, onu geri koyarım. Sadece suyunu boşaltacağım. Şimdi şu an normal su dolduruyorum. Kaşık da kaya tuzu koyuyorum. 3 gün sonra tekrar açıp dökeceğim artık 3 gün sonundaki o suları. Ama bekletme aşamasında bir kaşık da olsa bu tuzu koymak gerekiyormuş. Daha güzel bir sonuç elde edebilmek adına. Evet, bu şekilde suyunu doldurdum. Şöyle her tarafa gelmesi için alt üst yapıyorum. Görüyorsunuz nasıl gazla doluyor. Bidonu şaşırtıyor yani. Evet, bu şekilde bekleyecek. Arkadaşlar, bu gördüğünüz sallama zeytinim. Görüyorsunuz bu kadar su birikti içinde. Henüz 2 ay olmadı. 15 gün kadar oldu. Ben bunu ara ara yine bu şekilde sallıyorum. Ve beklemeye bırakıyorum. Neredeyse buraya kadar su dolacak. Zaman içerisinde bu su buraya gelecek. Acı suyu, bunun içindeki acı su buraya kadar gelecek. Ama bir defa dökeceğim ben bu suyu. Bir daha dökmeyeceğim. Bu şekilde bekleteceğim zeytinimi. Yemek istediğim zaman, tatlandığı zaman çıkarıp azar azar yiyebileceğim miktarda yıkayıp soslayıp kullanacağım. En mantıklısı bu şekilde. Çünkü geçen sene yaptığım zeytinde bu zeytinin tatlandığı zaman ben bunu döktüm, yıkadım, serdim sofra bezine ve kuruttum. 3 gün dışarıda kaldı. Sonra soslayıp kavanozlara doldurdum. Ama o şekilde çok uzun ömürlü olmuyor. Bu şekilde yiyeceğimiz zaman içinden çıkarıp, içini de size şu şekilde göstereyim, hem havasını aldırmış olacağım. Gördüğünüz gibi olgunlaşacak. Bu dışarı çıkıp zaten havayla temas ettiği zaman bir anda simsiyah kararıveriyor. Şu an ben bunun suyunu da dökeceğim. Çünkü tekrardan birikecek bu acı su içinde.
ama bir defa döküyorum. Bir daha dökmeyeceğim suyunu. Artık kendi suyu içinde bekleyecek. Çünkü zeytini en güzel kendi acı suyu koruduğunu öğrendim. En sağlıklı şekilde bu şekilde olduğunu öğrendim. Ve bu şekilde yemek istediğim zaman çıkarıp tabağıma soslayacağım ve afiyetle tüketeceğiz. Gelelim diğer zeytinimize. Buna da 10-15 gün kadar oldu. Tam kesin gününü şu an hatırlayamıyorum. Ara ara suyunu boşaltıyorum. 3 günde bir suyunu boşaltıyorum. Gördüğünüz gibi gaz oluşmuş. Ve suyunu şu şekilde yine boşaltıyorum. Sapsarı bir su akıyor gördüğünüz gibi. Evet, zeytinimi soslama işlemine başladım. Bu kabımla birlikte bunun dolusu su aldığı için bununla ayarlama yapıyorum. Gördüğünüz gibi 2 kaşık yeterli diye düşünüyorum. Bunu burada eriteceğim. Evet arkadaşlar, limon tuzumla tuzumu eriteceğim bu şekilde. Ölçüm bu kapla birlikte. Benim saklama bidonum bu zeytinde 10 kilo. 10 kilonun aldığı su da bu kapla birlikte. O yüzden limon tuzumu ve tuzumu eriteceğim şimdi. Evet arkadaşlar, zeytinimi gördüğünüz gibi 3 hafta oldu. Bu çıtlatma zeytin olduğu için bayağı geç bir tatlanma oldu. Şu an suyunu dolduracağım. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Çok az bir eksiğimiz kaldı. Onu da tamamlayayım. Evet, suyunu doldurdum. Şu an biraz havuç koyuyorum üzerine. Bu sistem hem zeytinimizin rengini açıyormuş hem de tatlandırdığını öğrendim. Ben de öğrendiklerimi uygulayacağım. Şu şekilde limonlarımı da diziyorum bir tane. Limonu dilimledim. Ve gördüğünüz gibi. Her tarafa şöyle gelsin diye yine hafifçe çeviriyorum ve bu şekilde bekleyecek zeytinim. Arkadaşlar, siyah zeytinim de bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde sallayıp bırakıyorum. Arada bir havasını aldırabilirsiniz. Çekmesin için. Gördüğünüz gibi rengi zaten dönüşmeye başladı. Siyahlaşmaya başladı. Tatlandığı zaman, bunu yemek istediğim zaman hafif limonlu soslayıp tabağıma koyup o şekilde tüketebileceğim. Evet arkadaşlarım, diğer zeytinlerim de bu şekilde. Bunu da bir hafta önce koydum. Gördüğünüz gibi rengi değişmeye başladı. Suyunu bırakmaya başladı. Ara ara sallıyorum. Bu da siyah zeytinim. Dediğim gibi bunun oluşması 2 ayı buluyor. Bu da yeşil zeytinimin son hali. 2-3 gün bu şekilde bekleyecek.
seneden çizme zeytinim. Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmamış. Gayet sağlıklı şekilde gözüküyor. Sizlere görsel olarak gösterebilmek amacıyla şu an bunu yıkayıp soslayacağım. Evet, gazını aldım. Suyunu boşaltıyorum. Evet, görüyorsunuz. Bir senelik zeytin bu. Şimdi bol suyla yıkayacağım zeytinimi. Evet arkadaşlarım, sizlere göstermek için bunu nasıl yaptığımı. Zeytinyağını döküyorum. Ben bu şekilde seviyorum. Kekik döküyorum üzerine bir miktar. Ve yine kendi yapıp kurutmuş olduğum kırmızı pul biberimi de döküyorum. Tabi herkesin isteğine bağlı. Evet arkadaşlarım. Zeytin soslama işim bitti. Ben bu şekilde seviyorum. Limonlu, pul biberli, kekikli. Sizler de istediğiniz gibi soslayıp tüketebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu geçen seneki zeytinim. Bu seneye yaptığım zeytinim de bu. Ve diğerleri. Zeytin yapım aşaması uzun sürdüğü için hepsini size tek tek gösteremedim. O yüzden geçen seneki yaptığım zeytinimi açtım ve sosladım. Bildiğiniz gibi sallama zeytinler hakkında da zaten gereken bilgiyi verdim sizlere. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı ve zile basmayı unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.